O Süfyani, yani Muaviye, dini darmadağın etti. Ondan sonra bir toparlanma dönemi oldu. Hiç olmazsa bazı konularda. Çünkü o zaman o kadar hadis uyduruldu ki, hadislerin sayısı Hazreti Ebubekir döneminde 500 sayıldı. Sahih hadislerin mi yoksa genelinin mi? Genel Hazreti Ebubekir emretti. Dedi kimin yanında hadis varsa bana getirsin. Kimin yanında rivayet varsa bana getirsin dedi. Bütün bu benim anlatacağım şey bütün hadis kitaplarında hadis tedvinini konu eden bütün kitaplarda vardır. Yani hepsi yani herhangi bir Şiasi, Sünnisi falan filan değil yani. Hadis kaynakları tümünde var. Şeyh Hatibi Bağdadi'den tut da ondan sonra Suyuti'ye kadar bilmem. Ondan sonra İmam Zehebi'ye kadar herkes bunu anlatır. 500 tane hadis getirmişler. Bütün raviler. Hadisi tedvin edelim fakat tedvinden vazgeçilmiş. Hazreti Ömer döneminde ikinci kez Hazreti Ömer de emir veriyor. Diyor ki o hadisleri getirin bana kimin yanında hadis rivayeti varsa. Gelen rivayetler toplanıyor yine 500. Yine 500. 500. Peki. Fakat Hazreti Ömer tedvin etmekten vazgeçiyor. Diyor ki ben bu rivayetler arasında çelişki görüyorum. Birbirini tutmayan rivayetler var diyor. Onun için bunu kitap haline getirmeyeceğim. Kur'an size yeter diyor. Peki 500 yani Peygamber Efendimiz'in sohbetinde bulunmuş olanlar hayattayken hepsi getirdikleri hadisler 500. Peki bir asır sonra hadis tedvin şeysi başlayınca hadislerin sayısı 1,5 milyonu geçiyor. Ömer İbni Abdülaziz döneminde. Ömer İbni Abdülaziz 17'dir. Eyvallah. Fakat benim dediğim 870'lerde vefat eden muhaddislerin o döneminde. O muhaddislerin rivayet ettikleri hadislerin sayısı 1,5 milyonu aşmıştır. Şimdi ondan sonra da hadislerin sıhhati için tespit ettikleri kurallar da şahısların mazbut olup olmadığına bağlı olarak işte hafızası yerindedir, takvası yerindedir filandır. Ondan sonra şöyle bir insandır, şöyle bir insandır. Senet ravileri üzerinde durulmuştur. Fakat asas hadisin ruhu ayette bağdaşıyor mu, bağdaşmıyor mu? Kur'an'la mutabık mıdır, değil midir? Ona bakılmamış. Pek önem verilmemiştir. Hatta bazılarında hiç önem verilmemiştir. Bazılarında da hiç tarihe de önem verilmemiştir. Yani ben bir örnek anlatayım. Ben vaktiyle bir dergi çıkarmıştım, Ehl-i Beyt Yolu dergisi. Şimdi orada ben Muaviye'nin şeysinden, fitnesinden bahsediyorum falan da bir çok ünlü bir şark alimi vardı burada İstanbul'da. Çok yakın tanıştığımız bir şey. Tabii o yaşlıydı bizden. O benim aleyhimde ondan sonra dergilere şey verdi, yazı verdi. Hala internette duruyor onun yazıları. Yani diyor ki işte Ali Akın diyor Muaviye'ye diyor şey yapıyor diyor. O ise diyor bak diyor Müslim diyor Muaviye hakkında şunu söylüyor. Müslim. Muaviye hakkında ne diyor? Diyor ki Ebu Süfyan diyor Mekke fethinden sonra Peygamberimize dedi ki ya Resulallah bu Müslümanlar geçmişte yaptıklarımdan dolayı bana ilgi göstermiyorlar. Kimse benimle konuşmak istemiyor. Onun için bu soğukluğu gidermek için benim 3 teklifim vardır. Onları şey yaparsan bu Müslümanlar hiç olmazsa bana itibar eder adamı yerine koyar. 3 teklifim şu. Birinci teklifim kızım Ummu Habibe Arap kızlarının en güzellerindendir. Onu seninle evlendirmek istiyorum. Birinci şey bu. Peki Ummu Habibe Mekke fethinden sonra mı Peygamberimizle evlendi? Yok. Ummu Habibe Habeşistan muhacirlerindendir. Ubeydullah bin Caş'ın hanımıydı. Kocası orada tanassur etti, Hristiyanlığa döndü, İslam'dan döndü. Dul kaldı, Peygamberimiz Amr bin Ümeyyetül Damr'ı ile Habeşistan, Necaşi'ye mektup gönderdi, vekalet verdi. Dedi ki onu, gıyabımda bir nikahını bana kıy dedi.
Habeşistan'da iken bunlar. Eyvallah. Mekke fethi daha yok, bir şey yok Habeşistan'da. Ondan sonra da Hayber ve fethi sırasında da bütün Habeşistan muhacirleri avdet etti. Ve Hayber fethinden itibaren, yani hicretin 7. yılından itibaren de Ummu Habibe peygamberimizin evindedir Medine'de. Hatta Ebu Süfyan o bilinen anlaşmayı yenilemek için peygamberimize yalvarmaya geliyor. Yani istedik, onlar anlaşmayı bozuyor. Artık Müslümanlar da diyor ki sizin aramızda anlaşma kalmadı, siz bozdunuz. Ha o anlaşma hükümlerini yeniden şey yapmak için geldiğinde de kızının evine gidiyor. Ummu Habibe'nin evine gidiyor Medine'de. Ya babasına da o kadar ihtiram göstermiyor. Ya o da hayır, bir şeye oturuyor, mindere oturuyor. Kızı Ummu Habibe validemiz de o minderi altından çekiyor. Çekiyor evet. Sen diyor babana nasıl bunu yaparsın? Sen diyor müşriksin, necissin diyor. Resulullah'ın minderine oturtmam seni. Eyvallah. Ondan sonra. Bunlar da kayıtlarda mı? Hepsi vardır. Tabii. Daha hala diyorsunuz ki Mekke fethinden sonra kızı Ummu Habibe ile ben ondan sonra o hocaya telefon ettim, dedim ki ya Allah'tan kork ya. Sen dedim bana bir kaynak bul. Bir tanesinde Ummu Habibe'nin Mekke fethinden sonra peygamberimizle evlendiğine dair. İkinci bir yazı veriyor. Diyor ki biz kaynakların hepsine baktık. Hepsi Ali Akın gibi söylüyor ama Müslüm öyle demiyor diyor. Müslüm'ün yanılması mümkün değil diyor. Ondan sonra diyor ki bu sefer şimdi diyor ben şahane bir tevil buldum diyor bu iş için diyor. Hmm. Diyeceğiz ki Ali Akın'ın dediği gibi Mekke fethinden önce evlenmiş, Mekke fethinden sonra da tecdidi nikah yapmıştır. Bak. Bir sefer dedim ki ya bu Allah'tan korkun. Kılıf hazır yani hocam. Yani Allah'tan korkun yahu. Yani Müslüme bir şey gelmesin diye tecdide nikah. Tecdide nikah haşa ve kella Resulullah için söz konusu olur mu? Tecdide nikah, nikahı yenilemek alfaz-ı küfür, küfür kelimeleri. Fiil, alfaz-ı ef'al-ı küfür. Küfür fiilleri bir insandan sadır olursa o zaman nikahı yenilemek lazım geliyor. Peygamberimiz için böyle bir şey düşünülebilir mi yahu? Siz sözde Müslümanı savunurken peygamberi ne duruma düşürüyorsunuz be ey gafiller dedim. Ha bunlar böyle, bu taassup yani. Maalesef hocam gerçekten buyurduğunuz üzere bazı şeyleri korumak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bayağı aşağıya çekiyorlar yahut da bazılarını çok yukarılara götürüyorlar. Yani bu taassup Resulullah'ın buyurduğu üzere ki taassup küfürdür. Bir türlü İslam muhaddislerinin yakasını bırakmamış.